Evet, sıradaki örneğimize baktığımızda bu devrede arkadaşlar soru şöyle. Anahtar T işte 0 anında bir konumuna alınıyor. Yeteri kadar bir konumunda tutulduktan sonra, yani devre kararlı duruma geçtikten sonra anahtar iki konumuna alınıyor. Kondansatörün gerilim ve akım denklemlerini hem bir konumu için hem iki konumu için bulun demiş. Şimdi ne yapacağım? Bakacağım ki kondansatörümün sol tarafında bir devre var. Benim aradığım soru şu. Kondansatörüm kaç volt gerilime şarj olacak? Ve bunu kaç ohmluk bir direnç üzerinden yapacak? Denklemi yazabilmek için bu ikisini bilmem gerekiyor. Daha önce söylediğim gibi bu gibi sorularda en kolay ve en kestirme çözüm Thevenin eş değerini bulmak. Yani alışık olduğumuz denklem yazma, kondansatörün şarj ve deşarj denklemlerini yazma konusunda alışık olduğumuz bir düzen var bizim. Nedir o? Bir gerilim kaynağı, bir direnç olursa ben işte TOU'yu R çarpı C'den bulacağım. Bu kaynak geriliminden de işte VC eşittir E eksi E üzeri eksi T bölü TOU'dan da VC denklemini bulacağım. Ve bu kadar karışıklığa hiç gerek yok. Ben buranın Thevenin eş değerini bulursam devreyi bu hale getirmiş olurum ve kolaylıkla çözüme ulaşırım. Buranın Thevenin eş değerini bulmak için arkadaşlar ne yapıyorum? Bakın Thevenin eş değeri konusunu hem de hatırlamış olalım. Şurayı kapatıyorum. Diyorum ki bu elemanı buradan sökersem eğer buralara A ve B noktaları dersem buraya A, buraya da B noktası dersem buradan baktığımda ne kadar direnç görürüm? Bu Thevenin direnci ve bu A, B noktaları açık iken buraya bir voltmetre bağlarsam ne kadar gerilim okurum? Bu da Thevenin gerilimi olacak. Biliyoruz artık gerilim kaynaklarını kısa devre diyoruz. Bu gerilim kaynağını kısa devre dersem bu 60 ile 30 paralel olacak. Bu ikisinin eş değeri 20. Bu 20 ile de 10 seri olacak. Bunun eş değeri 30. Öyleyse Thevenin gerilimi ve Thevenin direncimi buldum. 30 kilo ohm. Peki AB noktalarının gerilimine eş olacak. Buradan bir akım geçmediği için bu dirençte bir gerilim düşümü yok. R2 direncinin uçlarındaki gerilim. Yani şuranın gerilimi Thevenin gerilimine eşit olacak. Peki buranın gerilimi nedir? Basitçe bu 21 voltluk gerilim. Bakın bu 60-30 arasında bir ilişki var. Yani iki birimi burada, bir birimi burada paylaşılacak. Yani 14 3'e bölünecek, 21 3'e bölünecek. 14 voltu burada, 7 voltu burada. Bu aklınıza gelmezse yine gerilim bölme kuralını hemen uygulayabilirsiniz. Dersiniz ki burası 21 voltsa, burası 60K ise, burası da 30K ise, bana buranın gerilimi lazımsa 30 bölü toplamı 90 çarpı 21. Buradan yine 7 volt Thevenin gerilimini bulursunuz. Artık devremizi çok basitleştirdik. Kondansatörümüzü veya devreden çıkardığımız bütün elemanları artık eski yerlerine tekrar yerleştirebiliriz. Şimdi bu durumda anahtarımı tekrar buraya alıyorum. Burası 1, burada kondansatörüm var. Burası 2, şurada anahtarım vardı. Burada da direncim var. Anahtarımı bu şekilde göstereyim. Şimdi anahtarı bir konumuna aldığımda arkadaşlar, kondansatör başlangıçta yüksüz. Başlangıçta uçlarındaki gerilim sıfır. Öyleyse kondansatörümün gerilim denklemi ne olacaktır? E eksi E üzeri eksi T bölü TOU. TOU'yu hesaplayalım hemen. Kondansatör 30K'lık direnç üzerinden şarj olduğuna göre 30 çarpı 10 üzeri 3. Kondansatör değeri de 0,2 mikrofarad. 0,2 çarpı 10 üzeri eksi 6. Buradan 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 saniye veya 6 milisaniye olacaktır. Hemen denklemimizi düzenleyelim. E gerilimimiz VC eşittir. E gerilimimiz 7 volt. Veya voltu şimdilik yazmayalım. 7 eksi 7 çarpı E üzeri eksi T bölü TOU. Yani 7 eksi 7 E üzeri eksi T bölü 6 milisaniye diyelim. İşte bu gerilimimizin denklemi. Eğer şöyle bir şey olsaydı, başlangıçta atıyorum 4 volt uçlarında gerilim olsaydı nasıl yapardık? Aynı denklemi. Bakın o zaman derdik ki VC eşittir. Kondansatörümün ulaşmasını beklediğim gerilim değeri 7 eksi. Kondansatörümde ne kadar bir gerilim artışı olacak? 7 olması için 4'ten 3 volt artması lazım. Yani 7 eksi 4 E üzeri eksi T bölü 6 milisaniye. O da eşittir. 7 eksi 3 E üzeri eksi T bölü 6 milisaniye. Eğer başlangıçta uçlarında 4 volt gerilim olsaydı. Bunu da bu şekilde hatırlatmış olalım. Evet. Kondansatörümüzün yüksüz olduğu durumda şarj akımını hesaplayalım. Bu akıma karar verecek olan direnç 30K'lık direnç. Öyleyse kondansatörümün şarj denklemi de 7 bölü
30 çarpı E üzeri eksi T bölü 6 milisaniye olacaktır. Çünkü 30 kalp direncin uçlarındaki gerilim 7 volt olarak belirlenmiştir. Şu da aklınıza gelebilir. Eğer başlangıçta 4 volt olduğu durumda akım nasıl olacaktı? Akım bu sefer 7 eksi 4 bölü 30 çarpı E üzeri eksi T bölü T olacaktı. Bunu da parantez içinde söyleyelim. Evet, şarj olayı ile ilgili bütün parametrelerimizi hesapladık. Şimdi anahtarı iki konumuna aldığımızı düşünelim ve deşarj durumuna bakalım. Anahtarı iki konumuna aldığımızda kondansatörün deşarj denklemi ne olur? Kondansatörümüz kaç volta şarj oldu? Bakın başlangıç ne olursa olsun. Başlangıç 0 olsa da 7 volta. Artı 4 olsa da 7 volta. Kondansatörümüzün anahtar 1'de uzun süre kaldıktan sonra başlangıç koşulu ne olursa olsun 7 volta şarj olduğunu biliyorum. Yani anahtarı iki konumuna aldığımda kondansatörün uçlarında 7 volt gerilim var. Öyleyse anahtarı iki konumuna aldıktan sonra VC eşittir 7 çarpı E üzeri eksi T bölü T olacaktır. Tabii bu sefer T değişti. Neden? Çünkü artık bir deşarj T'su oldu. Devrem değişti. R çarpı C. R 10 kilo ohm. C de 0,2 mikrofarad. Yani 10 üzeri 3 çarpı 10 0,2 çarpı 10 üzeri eksi 6 buradan 2 milisaniye olacaktır artık tau değerim. Denklemde yerine yazarsam E üzeri eksi T bölü 2 milisaniye. Eğer saniyeye çevirirsem 2 çarpı 7 çarpı E üzeri eksi T bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olacak. O da 7 çarpı E üzeri eksi 500 T olacaktır. Deşarj gerilimi. Peki deşarj akımı? Anahtarı 2'ye aldığım anda kondansatörün uçlarında 7 volt gerilim olduğuna göre 7 bölü 10 çarpı E üzeri eksi T 500 yine aynı to geçerli olduğu için eksi 500 T yazabiliriz. Burada söylememiz gereken veya 0,7 çarpı E üzeri eksi 500 T yazabiliriz. Burada söylememiz gereken şey şu. Eğer bir kondansatörün akımını bu yönü referans aldıysak deşarj akımımız bu yönde olacağı için bunun önünde bir tane eksi koymamız gerekecek. Evet, umarım anlaşılmıştır.